Anadolu Türkleri bu topraklara gelip yerleştikten sonra çok değişik mesleklerle ilgilenmişlerdi. Çok eski zamanlara dayanan hayvancılık, demircilik, ticaret gibi işlerin yanında yine eskiden beri bildikleri ziraati de yapmışlardı. Bazı bilim adamları bazı bulgulara dayanarak Türklerin bunlardan beri, hatta daha önceki bin yıllarda tarım yaptıklarını belirtmişti. Sivri çapa ile tarımcılık yaptılar ve bu çapalar herhalde ağacın da dalından yapılmış oluyordu. Bir yara yapmak, bir yer açmak gibi şeyler. Biz de bu yüzden anlıyoruz ki tarımcılık Türklerde çok çok eskiden geliyor. Bugün Türkiye nüfusunun önemli bir kısmı şehirlerde yaşamakla birlikte, önemli bir kısmı da hayvancılık ve çiftçilikle uğraşmayı sürdürüyor. Zaten eskiden çiftçilik ve hayvancılık birlikte anılan işlerdi. Bu da bir sebebe dayanıyordu. Çünkü bu insanlar göçerlik yapsalar bile bir miktar ziraatle de meşgul olurdu. Türkiye topraklarının verimliliği ve iklimin müsait oluşu sebebiyle meyve, sebze ve tahıl olarak birçok ürün elde ediliyor. Domates gibi bazı ürünler yakın sayılabilecek dönemlerde tanıdığımız bir mahsuldur. Fakat çok eskiden beri tanıdığımız ve ziraatini yaptığımız ürünler de çoktur. Bugün birçok ziraat aleti modernleşti, gelişti. Traktör, biçer döer gibi birçok makina çiftçilerin hayatına girdi. Hayatımıza ve dilimize bazı yeni eşyalar, aletler ve bunlara bağlı isimler ve fiiller girerken bazıları da eskiden beri kullandığımız şekliyle devam etti. Eskiden tarımcı diye bir söz vardı. Tarımcı kelimesi tarım yapan kişi, yani çiftçi anlamına geliyordu. Çünkü eski Türklerde çiftçiler için buna benzer bir şey, tarancı derlerdi. Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügat-i Türk'te çiftçi yerine tarıkçı kelimesini kullanıyor. Tar veya tarı fiil kökünden gelen bu deyişin çok eskiden beri yazılı metinlerde kullanıldığı görülüyor. Göktürk yazıtlarında yine aynı kökten gelen tarlak, yani tarla kelimesi de kullanılıyor. Çiftçilik konusundaki en eski, ikinci ve hala kullandığımız kelimemiz ekmek ve bundan türetilmiş ekin, ekinci kelimeleridir. Bu kelimeler Göktürklerden beri kullanılmaktadır. Tarımak fiiliyle ekmek fiili yapı ve anlam bakımından benzerlik gösterir. Tarımaktan tarla, tarıkçı, tarı, yani darı türetilirken ekmek fiilinden ekin, ekinlik, ekinci türetilmiştir. Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilik adlı eserinde yer alan ve çok yaygın olarak kullanılan şu atasözümüz bu konuda iyi bir örnektir. Bu dünya içi bir tarıklak durur. Negü ekse munda yarın ob önür. Yani bu dünya bir tarladır. Burada bugün ne ekilirse yarın ob içilir. Ayrıca 15. yüzyılda ilk defa söylendiğine tanık olduğumuz bir atasözünde de şöyle deniliyor. Ekinci 40 yılda biter, bezirgan 40 günde. Eski Anadolu Türkleri bununla çiftçilerin bir tüccardan daha zor yetişeceğini söylemek istiyorlardı. Büyük Türk şairi Yunus Emre de ekinci, yere tohum salmak gibi kelime ve deyimleri kullanarak ekin, tohum ve insan arasında bir ilişki kuruyor.
miskin Adem oğlanını benzetirler ekinciye. Kimi biter, kimi yeter, yere tohum salmış gibi. Çiftçilik kırda, bayırda, ormanda, yağışlı havada, kızgın güneşin kavurucu sıcağı altında, kıraç ve susuz yerlerde her türlü riski göze alarak yapılması gereken birçok işten oluşur. Tarla sürme, gübre çekme, tohum ekme, çapalama, orak biçme, harman kaldırma, ahır ve samanlık yapma, ürünü zararlı haşerattan koruma çiftçinin başlıca meşgalesidir. Bütün bunları yapmak kolay olmasa gerekir. Onun için atalarımız harman dövmek çayır kuşunun harcı değildir demişlerdir. Sabanda kavga olursa harmanda gürültü olmaz denilmektedir. Yani çiftçiler çift sürerken aralarındaki anlaşmazlıkları çözerlerse harman zamanı ortaya herhangi bir mesele çıkmaz denilmek isteniliyor. Türk iş hayatında bütün mesleklerin bir pirinin olduğuna inanılır. Bu inanışa göre çiftçiliğin piri de Hazreti Adem'dir. Çiftçiler tohum serperken ve ekin biçerlerken mesleklerinin ilk ustasına dualar ederler. Tohum ekmeden önce toprağın hazırlanması lazım. Bizde Türk tarımında genellikle herk etmek, herk kelimesi vardır. Toprağı kazmak eskiden kara sabanla yapılıyordu. Şimdi traktörlerle pulluk dediğimiz bir alet var. Onunla yapılıyor. Tarla herk ediliyor. Tarlaya ya herk edeceksin ya o toprağı terk edeceksin. Herki hiçbir şey tutmaz. Herk tarlanın özüdür. Çiftçilerde yazlık ekin, güzlük ekin anlayışı vardır. Yazlık ekin ilkbahar başında ekilen ekindir. Güzlük ekinse güzün kışa yakın ekilen ekindir. İlkbahar oldu muydu arpalarımızı ekeriz. Arpa, fil, purçak, yazlık olarak sümter, dürüst sümter bunları ekeriz. Bilindiği gibi tarla sabanla sürülür. Eski Türkler saban demirine tış diyorlardı. Kıpçak Türkleri ise sırt veya sırt demiri adını veriyorlardı. Eski Anadolu metinlerinde de saban kılıcı denirdi. Elle tutulan yer de dutak, tutak, saban kulpu, kulağı şeklinde deyişlerle anılırdı. Türkiye'nin bazı bölgelerinde de tutacak kısma dutak, demirine kılıç, diğer kısımlarına da boyunduruk ve ökçe adı veriliyor. Her türde ziraat bunlarla yapılıyordu. Yani öküzlere, yirçi öküze bunlar. Bu saban. Şu tutak. Şuna kılıç derler şuna. Şuna bu demir. Şuna yedek diyoruz. Bu da boyunduruk. Şu da çift halkası. Buna kayış deriz. Urgan'dan takmışız ama kayış. Bunlar zelve. Yani öküzün boyuna takılacak zelveler. Tarla sürüldükten sonra toprağı düzeltmek için üzerinden bir sürgü geçirilir. Bu iş daha çok tarlaya tohum ekildikten sonra yapılır. Anadolu'da birçok yerde bu alete tapan, yapılan işe de tapan çekmesi veya tapanlama da denilir. Mevsimi gelip tohum toprakta çimlenir, boy verir, yeşerir ve sararır. Ekimden sonra çiftçinin beklediği an bu andır. Ekinler ırgat tutularak veya imece edilerek biçilir ve harmana götürülür. Bir ocaklık ekin, bir tutam ot demektir. Bir tutam ota deste, birkaç desteye demet, demetlerin bağlanmasına ise bağlam denmektedir. Bazı yörelerde destelerin toplanmış haline yığın adı veriliyor. Ekin olgun çağı geldikten sonra ekin kelleği eğer mahsul olgunlaşır. Ondan sonra turpanından tarlaya başlarsın.
için. Tarlayı biçersin, biçtikten sonra deste yaparsın. Deste yani şeyin Anadolu'la. Motor girecekten bir desteği toplarsın. Ondan sonra motorla gelirsin. O desteği, mahsulü oradan kaldırır, harmana getirirsin. En büyük yığınsa harmandır. Harmanın dövüldüğü yer de harman yeridir ve Anadolu'da hemen her köy ve kasabanın harman yeri bulunur. Türkçe'de eskiden tarımı yapılan, ekilen şey hububat anlamında tarı yani bugünkü söyleyişle darı kelimesi kullanılıyor. Bazı bilim adamları buna dayanarak tarımı yapılan en eski hububatın darı olduğunu belirtmişlerdir. Biz tahmin ediyoruz ki darı yani eskiden darıh orada G vardı. Bu da G Oğuz grubunda düşmüştü. Yani ilk ekilen böyle gıda darıydı. Ve bu yüzden de bu kültüre de böyle bir tarılan yani ekilen bir şey, nesne ismini koymuşlar. Daha sonraları ise arpa, buğday, pirinç, nohut, mercimek gibi ürünler bilinmiş, tarımı yapılmış ve kullanılmıştır. Hububat yanında yeşillik ve meyveler de Türk hayatında eskiden beri biline gelmiştir. En eski çağlarda elma, alıç, erik, armut, nar gibi meyveleri değişik türleriyle tanımışlar ve severek yemişlerdi. Bu ağaca alıç derler. Bu alıcı toplarız, pazarda satarız. Toplamadığımızı ufak baş hayvan yer. Buna derler kış burnu. Çiçeğini sildikten sonra ufak böyle bunlar böyle kızarırlar. Erik bazı meyvelerin genel adıydı. Mesela şeftali tüylü erik olarak adlandırılıyordu. Üzüm de Türkçe bir kelimeydi ve Uygur çağından beri yazılı belgelerde rastlanıyordu. Uygur Türkleri kuru üzüme kuruy üzüm diyordu. Yine üzümle ilgili olarak üzüm toplamak, üzüşmek tabirlerine rastlanıyor. Üzüşmek bu çağda üzüm toplamada yarış etme manasını taşıyor. Üzmek aynı zamanda kesmek, koparmak anlamına da geliyor. Anadolu'da çok kullanılan bir deyiş de üzümle ilgili olarak bağ budamada izin olsun, üzüm yemede yüzün olsun denir. Üzümlerin çeşidi bugün sayılamayacak kadar çoktur. Kimisi rengine, boyutuna, kimisi de yetiştiği yere göre adlar alır. Mesela kuş üzümü, alaca, çekirdeksiz, öküz gözü, kadın parmağı, kara üzüm, ak üzüm bunlardan birkaçıdır. Bugün Türk dünyasının birçok bölgesinde üzümle birlikte birçok meyvenin kurutulmuşu ve pekmezi de sevilerek yenmektedir. Özellikle elma, alma ve almıla adıyla bugün de Türk dünyasının her tarafında bilinen, birçok çeşidi olan ve çok sevilen bir meyvedir. Dalda büyüyen elmaya elma, yerin altına gömülerek büyüyen, patates gibi büyütülen elmalar vardır. Ona da yer elması, yerin altında büyüdüğü için yer elması diyorlar. Karpuz ve kavun da Türkistan'da çok eski devirlerden beri ziraati yapılan meyvelerdendir.
Bugün de Anadolu'da en yaygın tarım yapılan meyveler arasında kavun ve karpuz en önde gelenlerinden ikisi olarak sayılabilir. Arpa ve buğday Türklerin çok severek tükettikleri iki hububattır. Ancak Anadolu Türklerinin bulunduğu bölgeler gibi zengin topraklarda buğday öne geçmiş, bazı bölgelerde arpa at yiyeceği olarak kalmıştır. Bu yüzden eski Türkler arpaya açlık yani aş malzemesi derken, Anadolu'da açlık tabiri buğday için kullanılır olmuştur. Çünkü buğday bugün de arpayla kıyaslanır ve arpaya göre bir zenginlik belirtisi olarak öne çıkar. Arpa ve buğdayın açlık olarak adlandırılmasının bir sebebi bu tahılların aşlara katılmasıydı. Bugün de Anadolu'da birçok yiyecekte az miktarda darı ve arpa, çoğunlukla buğday kullanılmaktadır. Birçok yöremizde yaz aylarında buğday serilmiş avluları, dövme yapanları, bulgur için değirmene gidip yarma yapanları görebiliriz. Kadınlarımızın dünyası manilerle, türkülerle, deyişlerle süslenmiş, basit ama bir ırmak gibi berrak bir şekilde akıp gitmektedir. Onlar bağında, bahçesinde, evinde çalışırken bir taraftan da zengin halk kültürümüzü bir kilim gibi dokuyup durmaktadır. Aman alar arganın derisi, gitti hamurun yarısı, bağım bizi aç koyuyor. Osman Bey'in karısı. Abi! Bu manile hep karşılıklıdır. Mübarek, ben sana atarım, o bana atar, o bana atar. Mübarek, gördükleri işi onlara kuvvet geliyor. Yorgunluk hissetmeyiz. Kadınlarımız, kızlarımız köylerde, kasabalarda işlerini çoğunlukla imece usulüyle görür. Yapılacak iş öncesi birbirlerini haberdar ederler ve işin yapılacağı evde toplanırlar. Böylece hem yardımlaşırlar hem de işlerini renklendirirler. Bazı yörelerimizde kadınlar, kızlar bulgur öğütme esnasında mani atışırlar. Bulgur öğütülecek eve gelen kızlar bulgur taşlarının etrafına otururlar. Taşın dönmesiyle birlikte maniler başlar. Paça paça gezerim. Bulguruyla birlikte zaman da öğütülür. Burada genç kızlar, kadınlar hem bir dayanışma örneği vermektedir hem de eğlenmektedir. Arpa ve buğday kullanılarak yapılan birçok yemek sayabiliriz. Hemen aklımıza geliveren değişik türleriyle ekmekler, keşkek ve bulgur pilavıdır. Şimdi ilk önce denesini kururuz. Keşkekliğinin. Bizi, denemizi bu çabamızın kararınca koyuyoruz. Denesini koyduk şimdi. Buna hem dene dürüst hem keşkeklik. Bundan sonra sıra kavurmasına geldi. Buna yaş et de kullanabiliriz, kavurma da kullanabiliriz. Yaş etin bulunmadığı anda kavurma kullanabiliriz. Onun yanı sıra tereyağı isteyen tereyağı daha içine koyuruz. Sıvı yağ isteyen sıvı yağı onlardan da koyuruz. Keşkeğimize ve lakin çok malzeme gider. Suyunu da fırının önünde koruz, fırına veririz. Buğday ve keşkek düğünde de karşımıza çıkar.
Düğünde ikramda bulunmak, yemek vermek çok önemlidir. Bu yüzden yörükler mallarının ürününü alınca veya onları satınca, çiftçiler mahsulünü kaldırınca düğün yaparlar ki ikramda kusur olmasın. Gelin kız evinden çıkarken veya oğlan evine geldiğinde saçı saçılır. Yani buğday serpilerek bu evliliğin bereketli olması dilenir. Hatta bazı yerlerde kız evden çıkınca da düğünü bitti demezler. Onun da keşkeği yendi derler. Böylece düğünde keşkek verilmesinin önemine dikkat çekerler. Söz çiftçilikten, tarımdan açılınca Aşık Veysel'den söz etmemek, onun meşhur toprak şiirini anmadan geçmek olmaz. Bakınız Aşık Veysel toprak şiirinin doğuşunu nasıl anlatıyor. Toprak şiirini 1944'te çiftçilerle yazdım. Bu bakımdan toprağın insan hayatındaki önemini çok iyi biliyorum. Toprak görüşüm çok büyük. Çünkü bize her şeyi o veriyor. Bir zamanlar bir bahçeyi ekmeye çalıştım. O münasebette yazdığım şiirimde demiştim ki, çalışırsan toprak verir, cömerttir. Emeksiz istemek dermansız derttir. Çalışmak insana büyük servettir. Kese coşar, gönül coşar, el coşar. Yani demek istediğim toprak cömerttir. Toprak kimsenin hakkını yemez, kimseyi aldatmaz. Yeter ki toprağa önem verilsin. Sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım, yer boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır. Kara topraktır. Nice güzellere bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Nice güzellere ne yar bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm, ne faydalandım. Her türlü isteğimi yer topraktan aldım. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır.